Selam sevgili dostlar. Bugün Bay Tamir Atölyemizin tezgahının üstünü süsleyen bolca western çizmemiz, western botumuz olacak. İşte o botlardan birkaçını sizlere örneklendirmeleriyle birlikte tanıtacağım. Bir de sorunlarını da anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Kullanıcının daha rahat kullanabilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce birlikteyiz. Öncelikle western tutkunlarının bir kere dikkatle dinlemesi gereken çok önemli konuları anlatacağım. Bunların başında her zaman söylediğim gibi her ayakkabının kendine ait bir yapısı ve bir matematiği vardır. İşte şu düzlem meselesi, yani kontrpiyenin altı ve topuk paralel olmalı. Bu böyle aşağıya, yukarıya vesaireye falan olamaz. Eğer bu şekilde bu durumda bir anormallik varsa zaten bu hangi ayakkabı olursa olsun başlı başına bir problem yaratır. Kullanıcı da topuktan içten böyle bir rahatsızlık verir. Neden söz konusu western olduğunda bu konu daha çok ön plana çıkar? Yapısı itibariyle gördüğünüz gibi topuk olan kısmından olan bir klasik ayakkabıdan daha yüksek, bot kontrpiyeli, işte fermuar yok ya da bağcık yok, ayağa bağlayan bir unsur yok. Toplayan 3 kesim vardır. 1 tarak kısmı, 2 kontrpiye, 3 topuk oyuntu kısmı. Şimdi bu üçü de belli bir forma, belli bir kalıba göre ayarlanmış bu ayakkabılarda. Müşterimizin ayağına tam anlamında oturuncaya kadar prova ettik. Ve bu provalar esnasında bu bütün ayakkabıların sahibi olan kişi ve bunun gibi kullanıcıların birçoğunun söylediği şeyi söylüyorum. Ben böyle hiç düşünmemiştim. Evet. Birçoğu insan bu şekilde düşünmez. Bizim anlattığımız videolarda, videolarımızda anlattığımız hep yanlışlıkları nerede yapıyoruz? Pratik, evet, doğduğumuzdan ölüm, Allah gecinden versin hepimize, ama gününe kadar hepimiz ayağımıza bir şekilde bir şeyler giyiyoruz. Kimine ayakkabı diyoruz, kimine ayakkabıcık cık gibi. İşte bu provaları yaptıktan sonra ayak bu çizmenin, bu botun içine cuk diye oturuyor. İşte bu cuk oturmadan sonra ayakkabının genel formu, yapısı da müsaitse diğer sıkıntılara geliyoruz. Nedir? İşte altı kösele kayıyor. Bu kayganlığı sonlandırmak için bir kaydırmaz, İtalyan bir lastik. Daha bu bitmedi. Pis görünüyor. Bitmişi şurada var. Bu da gene aynı kullanıcımıza ait baba yadigar bir ayakkabı. Onu yeniledik. Hem kaydırmaz yaptık, hem burada bir uyuşmazlık vardı. Topukta yere basımda hata vardı. Ya bu zamanla da oluşmuş olabilir. Orasını çok karıştırmayalım. Ama genel itibariyle 10 numara 5 yıldız bir botta zamanla oluşmuş hatalar da olabilir. Yani eğrilmeler, büyülmeler olabilir. Onları da giderdik. Giderdikten sonra provalarını yaptık. Kullanıcımızın keyifle kullanacağı bir ayakkabı, içine gene bir vaketa tabanlık taktık. Bu da son derece sağlıklı bir tabanlık. Yere sağlıklı basmak. Yani zeminin konforundan öte benim için en önemli şeylerin başında sağlıklı basım geliyor. Yani fonksiyonel böyle pofuduk püfüdük bir tabanlıklar var. Çok böyle işte memori, hafıza diye satılıyor. Tamamen lastik içerikli tabanlar. Çok sağlıklı bulmuyorum, ne yalan söyleyeyim. Yine elimizde çok güzel bir westernimiz var. Sancho. Buna da bir kaydırmaz yaptık. Bu bitmiş hali, İtalyan. Bir ince bir lastik. Şöyle kenardan baktığınız zaman asla sırıtmıyor. Keyifli duruşu devam. Mumladık. Bakımını yaptık. Şimdi bu çizmedeki sorunlardan bir tanesi de, biraz önceki anlattıklarımdan bir diğer farklı olanı da doku. Yani bu Sancho'da
doku farklı. Bu nubuk tarzı bir ayakkabıydı. Kullanıcımızı çok rahatsız ediyordu. Çünkü neden? En ufak bir su damlamasında vesairede falan bu nubukken kusar. Gerçi naturalken, yani şu an biz onu normal deriye çevirdik. Deri natura halinde şu anda. Örnekleme yaptık, gösterdik, beğendi, olur dedi. Keyifli de oldu, güzel bir hal aldı. Bundan sonra bakımını klasik bir cila ile yapacak. Yani bizim babadan kalma, dededen kalma kullandığımız hayvansal yağlarla yapılan süngerle buladığımız klasik tarzdaki bir cila olacak bu da. Bunun adı çizme olmuş olsa bile hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu kara kış çizmesi değil. Bu şahsına münhasır western çizmesi. Yani bu show amaçlı. Yani özel bir tarzı olan kişinin devamlı kullanabilir, o ona bir şey diyemem ama öyle çok çapur şupur yağmurda hani giyilecek değil. Tamam, suyla teması kesmesi için biz kaydırmaz kullandık. Köselenin önünü uzatmak için bunu kullandık vesaire vesaire ama hep şu yanılgı var. Yani şu çizme bir yağmur çizmesi değildir. Yani yağmurda giyilmez. Çünkü bu derinin dokusu kusar. Yani yağmuru alır. Çok leke leke olur. Pis bir görüntü oluşur. Şu belki bir derece daha fazla. Çünkü kösele üzerinde kaplama olarak kullanılmış şu kösele. Aslında taban lastik. Yani bu biraz daha böyle kara kış western çizmesi gibi diyeyim. Bu da ona keza. Yani bunlar böyle assorti tabiri caizse diyebileceğim tarzda ayakkabılar. Yani bu ayakkabıların taşınması da lazım. Hani rahatlığı söz konusu oluyor ya, işte bazı ayakkabılar vardır sizi taşır, bazı ayakkabıları da siz taşırsınız. İşte biz bunu arada buluşturan kişi olarak, bu konforu, bu rahatlığı buluşturan kişi olarak bu ayakkabının yapısını vesairesini falan anlatıyorum. Yoksa ayakkabı ayakkabıdır. Bu ayakkabılardaki rahatlığı erişebilmek için emin olun. Yani ayakkabınızı Amerika'dan getirtebilirsiniz ki bu ayakkabılar İngiltere'ye gidecek. Amerika'dan işte geçtiğimiz videolarda Tecovas vardı. O marka güzel, beğendim ayakkabıları. Biraz pahalı tabii ama gene de kalitesine göre, kullanılan malzemeye göre o kadar da çok pahalı değil. Biraz da Türk lirasının düşük oluşu tabii biraz tetikliyor olayı dolar karşısında. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu ayakkabıyı siparişle de alabilirsiniz. Birçoğu insan özenir. Bu özentiyle alır. Ama sonra da kendini rahatsız bulur. Yani ayağında duruşundan değil de işte çok, yani ne bileyim, rahat edemiyorum. İşte spor ayakkabısındaki o rahatlık yoktur. Tabii ki yoktur. Ama işte biraz önce anlattığım şeylerin çok büyük etkisi var bunda. Yani ayakkabının size ait olması için kontrpiye mi sıkıyor? İşte burada bizde aparatlar var. Kontrpiyeyi açarız. İşte bu çizmeyi giyerken sıkıntı mı çekiyorsunuz? Nedir yani? Sonra işte bileklerim kalın. Mesela benim ayak bileklerim çok kalın. Yani kütük gibi. Western çizme hiç bana uygun değil. Ama nedir? Mesela bunlar belli standartlarda yapıldığı için 3 santim genişletilebilir. 2 santim genişletilebilir. Ayak daha rahat içine girip çıkabilir. Taraklarda vardır. Bu şimdi Avrupalı yani bana kalırsa bir İtalyan'ın ayağı esas alınmıştır. Yani her ırkın kendine ait bir gen şeyi var, yapısı var, fizyolojik yapısı var, ayak yapısı var. İşte bu ayak yapısına uymuyor olabilir. Bizimkiler taraklıdır genelde. Anadolu erkeğinin kontrpiyesi çok yüksektir. Çünkü biz çocukken çok top oynamaya başladık. Yani çok topa sert vurduk. Yani birçoğumuz oynamıştır yani, Türk erkeği devamlı top oynar. Dolayısıyla bu bölümler acayip derecede geniştir. Sıkıntıları hep buradan olur. Topuk vurması da buna paraleldir. Bu bütünlük içerisinde vardır. Biz böyle işte bu konularla ilgili birçoğu müşterimiz geldiğinde aklıyla gelir. Aklıyla geldik mi sıkıntı olur bizde. Yani şimdi bütün bildiklerimizi unutup
Evet, siz 7 yaşınızdan ya da doğduğunuzdan bu yana ayakkabı giyiyorsunuz ama bu ayakkabının genel yapısıyla alakalı bize teslim olmadığı zaman müşteri, kullanıcımız işte orada büyük sıkıntı yaşar, büyük sıkıntı çeker. Bu ayakkabıda da hiçbir şekilde konfor bulamaz. Şu an kalıp makinemizde bağlı duran Western çizmemiz sevgili dostum, gazeteci arkadaşım Serdar Ağır'a ait bakımını yaptık. O bunun tutkunu, yani tarzı itibariyle devamlı kullanıyor bu ayakkabıyı. Hatta o dönem biz de satıyorduk bunlardan, yapıp satıyorduk. İşte o yapıp sattığımız ayakkabılardan bir tanesi, çizmelerden bir tanesi. Burunları aşınmış. Şöyle bir bakacak olursak burunlarını dolgu yaptım. Bizim kendimize ait olan malzememizle. İşte topuklarını elden geçirdik. İçleri çok aşınmış. Şimdi fermuarsız olduğu için şu fermuarlıdan hazır içi görünüyorken sizlere göstereyim. Bu iç kısımları fermuarsız olduğundan sürtünmeyle acayip derecede aşınıyor. İşte bu aşınmaya mütakip biz bu iç deri kaplama yapıyoruz ona. İşte bu çizmemize de, sevgili Serdar'ın çizmesine de bunu yaptık. Fakat içinde çalışılması çok zor olduğundan kalın bir deri kullandım. Hani nasıl derler, dosta güzellik yaptık gibi görünmüş olsa da aslında oradaki o bir hacim daralması oldu. Bunu tahmin ediyordum. O kadar olacağını düşünmüyordum ama solu giymiş de sağ giyememiş. Bir yandan da iyi oldu diyelim. En azından bir rahatlatma anlamında getir dedik. Bir kalıba koyalım. Önce gonç kısımlarını 1,5 santim gibi bir açtım. Tabii buraya topuk kısmına denk gelen yere bir aparat koydum. Çünkü bizim koyduğumuz malzeme şurada, iç kısımda. Hal böyle olunca buradan şu kontrpiye bölgesi girmedi. Şimdi bu kalıbımızın topuk kısmını da böyle yumurta gibi yapan bir şey var, metal bir yer var. Orayı leather stretch ile yumuşattık deriyi. Bizim koyduğumuz malzemenin oyuntusunu, yani şu şekli, şu oyuntu şeklini hattı tekrar verecek bir hal alması için bu kalıbımıza da koyduk. Bir dönem hızlı Western filmlerinden bildiğimiz, tabi böyle at üstünde daha çok kullanılan bir tarz, Vahşi Batı'nın modası günümüzde zaman zaman tetikleniyor, zaman zaman tarzı itibariyle yer buluyor. Eğer sizler de böyle bir heves edip bu tarzda bir ayakkabı, bir çizme sahiplendiyseniz atmayın kenara. Yani bir bilene danışın. Yani derim ben. Billa Baytamir'e gelin, getirin, gönderin falan demiyorum. Böyle bir ısrarım yok. Ama en az bizim kadar bu konuda uzman, bu konuda bilgili olduğuna inandığınız bir ustaya, bir bu işin kompedanına gidin. Onunla birlikte prova ettirin. Yani çizmeyi aldığınız iş bitti değil. Prova ettirin ve bu prova ile birlikte ayakkabınızı giyin. Ondan sonra 3 senede bir mi giyersiniz? İşte bir gecede kullanırsınız. Bir kulübe, bir bara gittiğinizde kombin yapıp hala giyilim var mı bilmiyorum. 501 Levi's böyle bir reklama da girdik ama neyse, tarzı tamamlayan unsurlarla işte İspanyol paça kotlar falan, böyle şimdi gerçi moda oluyor galiba gene, bir kombin yapıp giyebilirsiniz. Sevgiler, selamlar, çok konuştum bugün ama aradan güzel şeyleri aldıysanız, adrese ulaştıysa ne mutlu bana, ne mutlu bize. İzmir Alsancak'tan ocak dolusu sevgiler tüm Western tutkunlarına. Şanlı yön fang 精彩的世界
有多少人想要，又有多少人敢要。